Merhaba, Artbox 2021'e hoş geldiniz. Bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Real Contact sergisindeyiz ve değerli bir konuğumuzla sergiyi, uluslararası etkileşimi ve üniversitelerde sanatı konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Profesör Doktor Hakan Pekivan, eski adıyla Gazi Üniversitesi, yeni adıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Tekrar evet, hoş geldiniz. Hem hoş bulduk. Programımıza hem sergiye, Real Contact İzolasyon Proje serisinin ikinci sergisi. Burada eserlerinizle, bizimle ve pek çok sanatçıyla birliktesiniz. Ben dilerseniz bu serginin arka planı ile ilgili bir giriş yapmak istiyorum öncelikle. Bilgi vermek adına. İyi olur. Üniversitelerde sanatla etkileşim adına, sanatla etkileşim projesi olarak başlattığım 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin farklı kampüslerinde gerçekleşen bir proje serisi. İzinirseniz projenin arka planıyla başlamak istiyorum. Tabii olur. Sanat toplum ilişkisi bağlamında ve üniversitelerin bu noktada rolü önemsediğim ve üzerinde araştırma yaptığım bir konu, bu noktada sanatla etkileşim projesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 2016 yılında başladı. Farklı kampüslerde duvar resimleri, ortak duvar çalışmaları ve Türkiye'den önemli sanatçıların yer aldığı bir karma resim sergisiyle. Ve siz o gün bu projenin içerisindeydiniz, sergide yer aldığı eserleriniz Esenboğa kampüsündeydi. Bugün Real Contact İzolasyon Proje serisinin ikinci sergisi. Etlik Doğu Kampüsü'nde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve serginin ilki Art Contact Çağdaş Sanatlar Fuarı'nda. Bu yıl Mayıs ayında gerçekleşti İstanbul'da. Öncelikle ben sergiye dair izlenimlerinizi sormak istiyorum. 36 sanatçı, 7 ülke ve 100'den fazla eserin yer aldığı bir sergi. Aynı zamanda metinlerle birlikte düşündüğümüzde bir proje sergisi ve bir araştırma konusu aslında. Özel bir dönemi yaşadık. Siz de aynı şekilde bu dönemi yaşadınız. Öncelikle siz ne dersiniz sergiye dair, içinde yer almak bu sürecin ve sanatla etkileşime dair? Evet. Yani biraz yarım saat önce şu kapıdan girdim ve beraber sergiyi gezdik. Gerçekten etkilendim. Adeta küçük bir biyanel yapmışsınız Özgür Hocam. Tebrik ediyorum. Bu bağlantılarınızla gerçekten özel sanatçıları seçerek ülkemize, üniversitenize getirmeniz bizler için büyük bir şey, değer. Sergi aslında biz pandemi sürecinden önce serginin niteliğiyle ilgili bir şeyler söylemek gerekirse, biz aslında birbirimizi çok görmekten bıktık. Yani hep birbirimize ne yaptığını çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Bu anlamda tabii genç, yeni sanatçıların işlerini görüyoruz ama yine de farklı coğrafyalardan, farklı tekniklerde, farklı anlatımlarda sanatçıları görmek gerçekten bizi etkiliyor. Ancak bu imkanlar yurt dışına gittiğimiz zamanlarda buluyoruz. Ancak yine söylüyorum, böyle bir seçkiyi burada bir araya getirmek ve buna büyük çaba harcamanız, tabii biraz önce de konuştuk, posta sürecinden bunları burada asmak, getirmek, götürmek, işte korumak vesaire bayağı büyük bir iş. Ben de benzer işler zaman zaman yaptığım için büyük bir özveriyle bu işler gerçekleşiyor. İlk izlenim olarak çok beğendim. Tabii pandemi süreci hala devam ediyor. Tamamen bu beladan kurtulmuş değiliz. Görünüyor ki bu seri, izolasyon proje serisi ve sergileri devam edecek görünüyor ama dileriz ki bir sonrakini daha mutlu, sonuna daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirelim. Evet, evet. Umudumuz bu yönde. Hala korkuyoruz yani birbirimize yakın mesafe durmaktan. Sanat doğası gereği yalnız da tabii yapılabilen, aynı zamanda grup ve eşleşerek yapılabilen de bir eylem. Tabii pandemi süreci benim açımdan çok yaratıcı geçmedi, açık konuşmak gerekirse. Bilmiyorum, bir miskinlik mi desek, bir genel bir... olumsuz etkiledi. Beni şahsen olumsuz etkiledi. Bazı sanatçılar için öyle olmadığını duyuyorum. Bu tabii kişinin, tabii sanatçının psikolojisiyle, tabiatıyla ilgili bir durum.
Benim için çok verimli geçmedi ama siz burada güzel bir etkinlik yaptınız. Bu süreci yaratıcı bir sonuçla bağladınız. Biraz sonra belki soracaksınız. Ben de bir şeylere öncülük yapmaya çalıştım. Sizin ve üniversite ve uluslararası boyutta yapmış olduğunuz etkinlikler yıllar öncesine dayanıyor. Belki de bugün yapmış olduğunuz etkinlikler işte bir ilham kaynağı olarak da düşünülebilir. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Gerek içinde yer almış olduğum etkinlikler olsun, gerek uzaktan izlediklerim olsun. Bir yandan da bağ kurmak dedik. İzolasyon süreci, bağ kurmak ve sergi aslında ilk kontak. Bir bağ kurmakta, yeniden düşünmekte pek çok şeyi. Bu özel dönemlerde çok uzun sürdü bu süreç ve pek çok şeyi yeniden anlamlandırmak, yeniden konumlandırmak durumunda kaldı. Gerek sanatçı gerekse hepimiz her durumda. Bunlar arasında tabii ki farklı coğrafyalarda durumu yaşamakla birlikte küresel bir salgın ve topyekun deneyimlemiş olmak çok önemli ve özel. Peki biz nelerle bağ kurduk? Mekanlarla, insanlarla, düşüncelerle, değerlerle pek çok şey alt üst oldu. Yenilendi aslında ve bu sergi aslında bu yeni temasın bir parçası. Ben size dönmek istiyorum ve bu sergide sadece izolasyon döneminde gerçekleşmiş çalışmalar yok. Evet. Çok daha eski 2002 tarihli bir çalışmanız. Evet, benim çalışmam oldukça eski. Evet. Özel, soyut ve farklı malzeme kullandınız. Bir çalışma verimli geçmedi dediniz. Ama siz bir şeylerle yeniden düşünmek, bağ kurmak adına nasıl deneyimlediniz? Her ne kadar yansımasını bugün göremiyor olsak bile bu sürecin yansıması ve düşünceleriniz sonrasında mutlaka yer ve iz bırakacaktır diye düşünüyorum. Siz nelerle yeniden bağ kurdunuz bu dönemde? Ben Kağıt Sanatçılar Derneği'nin başkanıyım. Kendim de kağıt sanatçısıyım diyebilirim. Özellikle çağdaş formda kağıt işler üretiyorum. Pandemi süreci tabii birçok olumsuzluklarla geçmesinin yanı sıra sizin yaptığınız gibi biz de böyle yaratıcı bir iş yaptık kendimizce. Şimdiye kadar 3 sergi açtık. Tabii ismini söylemedim şeyi serginin. Post olanabilir sanatçı kitapları sergisi düzenledik. İlkini Kıbrıs'ta açtık. Aslında şöyle oldu. Ben biraz atlayarak konuştum. İletişime dayalı bir sergiler serisiydi burada. Bu da çok önemli. Özel bu süreçte sanatçının birbiriyle bağ kurması, etkileşime girmesi. Evet. Sanatçıların tek bir çalışmayı yapmaları mümkün. Yani ortaklaşa yapmaları. Bunun tabii anlamı var. Anlamı şu, birbirine karşı tolerans geliştirme. İlkini aradan sanırım 11 yıl geçti. Yunan sanatçılarla yapmıştık Rodos adasında. Bir sanatçının ürettiği resim ya da heykel çalışmasını diğer sanatçı devam ettirmişti. Üzerine boyamak, farklı şekillerde müdahale etmek şeklinde o işi geliştirmişti. Tabii bunu yaparken bazı olumsuz şeylere de tanık olduk. Kimi sanatçılar buna başta evet dese de süreçte rahatsız olanlar oldu. Ama birbirine karşı sınırsız toleranslı olanlar da oldu. Birinin yaptığını başka biri bozabiliyor. Üzerine boyayınca, işte bir şey yapıştırınca. Ama amaç da bu aslında. Amaç yani tamamlamak ya da birlikte düşünmek, tamamen bırakabilmek karşı tarafa. Aynen. Üzerine yeni bir şey inşa edebilmesi. Aynen. Amaç bir iş üzerinden bir diyalog kurmak, paylaşmak, tolerans geliştirmek. Biz bunun yani genel olarak iyi bir sonucunu aldık. Pandemi sürecinde de buna benzer olarak Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ve merkezi Ankara'da bulunan bizim Kağıt Sanatçıları Derneği ile ortak bir proje gerçekleştirdik. Paylaşımlı, postalanabilir, bunlar 20'ye 20 ölçülerde postalanabilir sanatçı kitapları.
Kitap deyince bunlar basılı kitaplar değil, el yapımı kitaplar. Her biri özgün, başka kopyası olmayan. Birbirlerimizle, yani Kıbrıslı kağıt sanatçıları ile Türkiye'de yaşayan kağıt sanatçılarını rastgele eşleştirdik. Her biri kendi orijinal eserini birbirine yolladı ve o kişiler aynen birbirinin çalışmasını genişletti, büyüttü diyebiliriz. Yeni bir şey ortaya çıktı aslında. Birlikte değer yaratma dediğimiz kavramı. Tam olarak bir diyalog ve bunu sanat açısından önemli sormak istiyorum. Aslında pandemi döneminde çok şey yapmadım henüz ama evet, izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla bu etkileşimlere, bu organizasyonları düzenlemek gerçekten önemli. Sanat açısından veya sanatçının kendi sürecine, yaratıcı sürecine etkisi açısından bu etkileşimleri nasıl değerlendirirsin? Yani ben şahsen el yapımı kitabı ilk defa yaptım. Belki biraz bu konuda acemilik çektim. Kaptan sanatçılarımızın neredeyse yarısı ilk defa yapmıştır. Ama tabii malzemeyle olan yakınlığımız bizi çok zorlamadı. Kitaplara ne yapacağımız söz konusu oldu. Yani belli bir tema çünkü seçmedik. Yani bu kitaplar tematik, yani bir öyküyü de anlatabilirdi. Tamamen sanatçının kendi tarzını ve tekniğini içeren, her bir sayfası bir ayrı bir sanat eseri olan işler de olabilir. Nitekim de öyle oldu. Birbirimize postaladık. Şimdi elimize bir kitap geldiği zaman bizim anlayışımızın tamamen ötesinde, yani şahsen benim işim, benim tamamen tarzımın ötesinde bir çalışan eşti. Onu biraz başta tedirgin oldu tabii, bozmak da istemedim. Ama işte ataçlar kullanarak, bir tür asamblaj yaparak işi tamamlamış oldum. Tabii farklı bir duygu. Yaparken o sanatçıyla bir nevi empati içine girmiş oluyorsunuz. Onun hassasiyetleri fark etmek ve aslında ona göre reaksiyon vermek de önemli. Kimi zaman kendi sınırlarınızı zorlamak, kimi zaman onun sınırlarını zorlamak. Tam bir diyalog diyebiliriz aslında. Ben karşılarda çok zorladım galiba. Çünkü diğer yaptığım çalışma ya sanatçımız çok müdahale etmeden geri gönderdi. Edebilirdi aslında. Ben çok bu konuda tolerans... Evet, belki bozmak istemedi. Belki bozmak istemedi. Ama yakıp gönderse bile ben kabul edebilir tabii. Yani bir kitabı tamamen yakıp bir teneke kutunun içine de koyuyorsa bu bir anlam içeriyordu. Biraz belki çekingenlikten de kaynaklandı. Tabii olumlu tarafı birbirimizle gerçekten etkileşim içine girdik. Birçok defa işte sosyal medya üzerinden işte kitabım geldi mi, İşte bana ne zaman göndereceksin geriye gibi. Biraz gerildik de, çünkü buradan Kıbrıs'a benim kitabım 1,5 ayda gitti. Oradan da 1,5 ayda geldi. Hayatı neredeyse yavaş ilerlediği bir dönemdi aslında. Evet, evet, her şey yavaşladı. Aslında bu noktada geri dönmek istiyorum bu bir kontak kavramına ve evet, yeniden açılma, bu kapalı... zorunlu kapanma döneminde tüm dünyada. Bunun sonrasında ise yeniden hayata yavaş yavaş maskelerimizle evet, yavaş yavaş yeniden dönüyoruz. Fiziki mekana dönmeyi aslında çok önemsiyorum. Belki de en çok bağ kurduğumuz veya düşündüğümüz, ne kadar değerli olduğunu anladığımız, ben şahsen o şekilde düşünüyorum. Fiziki temasın önemini, fiziki alanlarda sergi gezmeyi, pek çok online sergiyle karşılaştık. Pek çok şey online ilerledi, konferanslar, sohbetler vesaire. Ama hiçbir şey asla üç boyutlu görmek, hissetmek gibi değil. Bunu anlamış olmak önemli. Aslında bu sergi tam da bugün içinde bulunduğumuz Rekontakt sergisi tam da bunu yapma çabasında. Üniversitenin tekrar kapılarını açtığı bir dönemde o yeniden teması gerek öğrencileriyle gerekse topluma açık mekanlar olarak gördüğümüz üniversiteyi evet, sanat toplum ilişkisini sağlamak noktasında. Ben bir yandan da kültürler arası iletişim
bahsettiğiniz bireysel sanatçı iletişimi tabii ki arkası planında kültürel ve sosyal boyutları var, mekansal coğrafi boyutları var. Ama bir yandan da bu küçücük alanda 36 sanatçı farklı ülkelerden dedik, 12'si Türkiye'den, diğerleri İngiltere, Hindistan, Pakistan, Avustralya, İsviçre gibi ülkelerden pek çok sanatçı katıldı 7 ülkeden sergiye ve kimi ülkeler arasında, kimi kültürler arasında benzer his almak. Bu ben öyle hissettim. Bilmiyorum siz sergiyi gezdiğinizde bu açıdan baktığınızda nasıl bir kültürel farklılık gördünüz? Tabii ki değerlendirmek adına çok dar bir alandan bahsediyoruz ama yine de bir temsil niteliği olarak görüyorum. Ben her ülke sanatçısını, her ne kadar küresel anlamda bir sanatçıyı ülkelerle bağımlı tutmasak bile mutlaka bir etkili ve iz hissettim. Siz nasıl değerlendirdiniz? Ben de aynı düşünüyorum sizinle hocam. Tabii kültür çok üst bir değer biz insanlar için. Yani her ne kadar evrensel sanatçı olmaya gayret etsek de Batı sanatı çizgisinde kültürümüzden tamamen sıyrılıp çıkamıyoruz. Yani o farkın veya kişisel özelliklerimizden özgün bir sanat eseri bütüncül bir yapı olmasına rağmen içinde birçok biraz önce söylediğiniz gibi kültürel izler barındırıyor. Nitekim bu tür izleri sergide görüyoruz. İşte bir Hintli sanatçının renk skalasıyla Koreli sanatçının renk skalası çok farklı. Ya öyle denk geldi bilemiyorum ama sergide yer alan 3 isim hatırlıyorum şu an adını Koreli. Üçünün resminde de bir alçak gönüllülük var. Hem renk kullanımında hem figürasyonda. Buna karşın işte kendi Türk sanatçılar hakkında belki objektif olamıyorum, hep tanıdığım isimler olduğu için. Ama ilk etapta karşılaştığım Hintli sanatçıların daha özgürce biçim ve renk kullandığını fark ettim. Ya renk ve biçim kontrastlı tabii daha üstün. Üstün derken daha değerli demiyorum ama tarzları anlamında işte İngiliz sanatçıların, Hintli sanatçıların belki Avrupa sanatının etkisinden dolayı çünkü bunu ben de hissediyorum. İşte bir şey eğer çok bakarsanız, çok müze ziyareti yaparsanız hayran farkında olmadan hayranlık duyabiliyorsunuz bazı sanatçılar. İşte ne bileyim. Ben gelir gelmez dedim bu Rothko'ya benziyor dedim bir sanatçı için. Evet çünkü bunlar çok büyük ve Batı sanatını işte soyut sanatı etkisi altına almış sanatçılar. O yüzden de farkında olmadan sanatçılar benziyor belki. Sorunun başına geleyim tabii sorunuzun. Eserler, kültürel izler mutlaka taşıyor. Yani kültürel iz taşımayan bir eser olacağına inanmıyorum ben. Yani belki çok derinliklerinde vardır eserin. Her ne kadar soyut, minimal olsa da belki sanatın öz değerlerinin, öz değerlerden ne kastediyorum yani biçimsel, renk gibi evet belki o kültürel ve çevresel bağlardan arınmış değerler. Evet evet ondan yanı sıra kültürel izler de mutlaka var. Yani evet aslında öyle. Hatta birkaç nesil İngiltere'de büyümüş, yaşamış bazı uzak doğu yine Hindistan'da, evet. Pakistan kökenli sanatçılarda yani yaşadıkları çevre sadece yaşanılan alan ve çevre değil, o barındırmış oldukları değerler nesilden nesile aktarıldığını da görebiliyoruz. O ülkeyi hiçbir şekilde deneyimlememiş olsa bile sanatçı sanki genetik bir mimas gibi belki düşünsel olarak da aktarılabiliyor. Ama burada lafınızı keseceğim. Burada şöyle bir şey de var. Ben Pakistan ve Hintli sanatçıların İngiltere'ye çok yakınlığı var. Yani onlar zamanında sömürge ülkeler olduğu için İngiliz kültürünün etkisinde yani bir kültürel dominasyon var.
Ama işte Kore bambaşka. Orada da işte biraz eserlerde söyledim, biraz komünist etki de var diyebilirim. Yani benim izlediğim, yani komünist etki derken yani komünizm propagandası değil ama işte komünizmin altında bir nevi ezilme, küçülme, birey olarak, yani birey olarak öne çıkamama, daha işte toplumun bir parçası olma. Evet, evet, çok. Yani ben tabii Kore kültürünü çok beğeniyorum. Birbirine olan saygıları, bütün sanat. Kore sinemasında da vardı. Yani aşırı birbirlerine yani saygı duyuyorlar ve çok gelenekçiler kendi iç yapılarında. Biraz oyunuyla bize de benziyorlar diye düşünüyorum. Koreli sanatçıların. Kore toplumunun sadece sanatçıları kapsamak yanlış olur. Bu etkileşim yanında bu etkileşimlerin önemi ve bunları farklı alanlara taşımak aslında bir yandan da. Örneğin üniversiteden bahsettik ama kamusal alanlar yine düşünülebilir. Yani sanat toplum buluşmasını sağlayan mekanlar bir yandan da üniversiteler, bazı üniversiteler ve güzel sanatlar fakülteleri bu misyonu sahip alanlar elde etti. Ve burada da siz pek çok farklı kurumda görev yapmış bulunduğunuzu biliyorum. Evet. Gazi Üniversitesi'nde başlayan eğitim hayatınız, bununla birlikte Kayseri, Erciyes Üniversitesi. Evet, Karadeniz'de, Zonguldak, o zamanki adıyla Karayılmaz Üniversitesi'nde çalıştım. Pardon, ilk görev yerim Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. İşte şimdi özgeçmişimden bahsetmeyeyim de Anadolu'nun birkaç üniversitesinde görev yaptım ve Ankara'ya döndük. Bundan sonra da buradan herhalde emek doğru gideriz. Gitmeyiz yani yeni ya, memleketimizde. Uluslararası alanlarda bulunmuşsunuz. İngiltere ve Almanya, bunlar arasında dikkatimi çeken noktalar. Evet, evet. Karşılaştırma yapacak olursak, öğrencilik yıllarından akademisyen olarak, bir hoca olarak bulunduğunuz zamanlar ve yurt dışı deneyimi bu süreydi. Nasıl bir karşılaştırma yaparsınız sanat eğitimi üzerine? Yurt dışı deneyimi aslında bütün akademisyenler için çok önemli. Siz de bir sürü yurt dışında bulundunuz. Vizyon kazanma, vizyon genişletme anlamında bir mukayese içine de giriyorsunuz. Tabii oradan ülkemize de bakıyorsunuz. Birçok yönden yurt dışı iyi bir deneyim. Farklı insanları görüyorsunuz. Örneğin ben yüksek lisansımı Newcastle Üniversitesi'nde yaptım. Orada üniversitenin övünç kaynaklarından biri şuydu. Biz 100'ün üzerinde milliyetten öğrenci ağırlıyoruz derlerdi. Hatta ilk sosyalleşme partilerinde her ülkenin öğrencisi kendi üniformasıyla üniforma diyorum. İşte geleneksel giysileriyle gelmişlerdi. Biz de kravat, ceket gitmiştik Türk öğrenci olarak. Bize dediler ki ya sizin yerel şeyiniz yok mu? Yerel giysiniz yok mu diye işte diğer arkadaşlar sorunca biz dedik bizde çok var. Yani hatta her yörenin kendi giysisi var ama biz hiç düşünememiştik yani öyle bir ortamda bulunacağımızı. Ya da özgürlük kalıplarımızda büyük bir farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Baskı derken aslında bir alışılmış, geleneksel ve olması gereken kuralcı demek istedim kravat ve ceketle gitme noktasında. Yani evet biz böyle formal şeylere formal olduğunu düşünmüştük aslında hatamız oydu belki. İşte kravat ceketle gitmiştik. Üniversite özellikle İngiltere'de bir özgürlük alanı. Yani sınırları yok diyeceğimiz bir yer. Her türlü inanç, her türlü fraksiyon diyelim, hoş görüldüğü bir yer. Bu yönüyle biz şaşırmıştık. Üniversite kampüsünde işte her türlü ibadethane, işte her türlü eğlence alanı, işte gece kulübü dahi üniversite kampüsünde bulunuyordu. Bu anlamda bir kültür şoku da yaşamıştık. Bu ne
Yani ben 1,5 yıl kadar kaldım. Hızlandırılmış bir yüksek lisans programıydı. 3 semestirden oluşuyordu. Ama büyük kazanımlar alarak. Özellikle orada da bulunduğumuz zaman karşılaştırırsak önceki çalışmalarınızı, siz bir öz değerlendirme yapacak olursunuz ve sonrasında döndükten sonra yaptığınız çalışmalar. Yani doğrudan bir yansıma olmadı aslında benim için. Ama çok farklı sergiler gördük. Bugün yeni diyeceğimiz interaktif veya işte ekran üzerinde yapılan işleri orada işte benim bulunduğum yıl 1998 yılıydı. 98-99. O zamanlar görmeye başlamıştık. Tabii sanat bir şey. Başında da söyledim, bir vizyon işi. Yani ne görürseniz o aslında sizi etkisi altına alıyor. Daha geleneksel kalıplar içinde bir eğitim aldığımız için biz Gazi Üniversitesi'nde daha akademik ve atölye anlayışıyla bir eğitim aldığımız için orada gördüğümüz işler çok sıra dışı geldi. Tabii sanatçı olmamızdan ötürü birçok değişik Avrupa ülkesinde ziyaret ettim sonraki yıllarda. Benim için kültür şoku denebilecek işler de gördüm. Yani burada hepsini tek tek hatırlatmam, anlatmam mümkün değil ama yoğun ve dolu dolu bir deneyim diyebiliriz aslında. Bir yandan evet. Yeni kavramından bahsettiniz. Yeni, bugün yeni dediğimiz pek çok şeyin 90'lardan bahsediyoruz. O zaman da varlık gösteriyor olması tabii ki yeniliğin meşruiyeti kabulü ve yaygınlaşması alan içerisinde, sanat ortamı içerisinde. Yine bir başka konu kabul görmesi aslında. Bu noktada biz bugün pek çok Avrupa'da, Amerika'da ve farklı ülkelerde müze gezmiş, pek çok sanat eseri görmüş sanatçılar olarak ve buna kolaylıkla artık bu çağda ulaşabiliyor dijital evet. Formatta da olan sanatçılar. Bu dijital sergi, lafınızı kesiyorum hocam, onu atladık belki. Dijital sergilere de çok inanmıyorum açıkçası. Fiziki olanın tadını hiçbir şey vermiyor. Yani sergi anlamında konuşuyorum. Bu pandemi sürecinde sanal sergiler başladı biliyorsunuz. Ama hala devam ediyor aslında. Ben şu ana bakmıyorum. Yani aslında kolay da geldi çokları için ama evet, akademik yükselmeler için de bir kolaylık oldu. Açık söylemek gerekirse işte online platformda sergi açmak. Ya ben çok şey bulmuyorum. Yani belki geniş anlamda çok daha uzaklara ulaşma konusunda evet ama gerçek etkileşim konusunda aynı etki yarattığını söylemek. Yani tuval resmini veya işte bu yüzeyde yapılan resmi dijital ortama taşımak çok etkili değil. Ama eğer onun medyumu dijital bir şeyse, yani internet ortamı için yapılmış bir işse tabii ki yani onun ortamı orası. Veya bir animasyon ise tabii ki mümkün. Ama işte yaptığımız tuval resimlerin oraya koyalım, orada sergileyelim. Ben hiç etkili bulmuyorum. Bütün etkisini kaybediyor. Hatta bazı 3D galeri mekanları var. İşte mouse'la gidiyorsunuz, sağa dönüyorsunuz. O duvarda bir şey, bu duvarda bir şey. Ben bir oyunun içine gibi hissediyorum kendime. Evet, neyse ki ülkemiz için pandemi biraz hafifledi gözüküyor aşılanmayla beraber ve fiziksel sergiler tekrar açılmaya başladı. Fiziksel sergi bir anlamda sosyalleşme de. Yani oraya geliyorsunuz, başka sanatçıyla yüz yüze sohbet etme imkanınız oluyor, işiniz hakkında konuşuyorsunuz, izleyici size soru soruyor, izleyiciyle iletişim içine giriyorsunuz. Her şeyden öte bir atmosfer oluyor orada. Yani sanat atmosfer işi. Yaratırken de öyle. Yani atmosferiniz zayıfsa, yani sanat çevreniz, iki çift laf edecek bir sanatçı dostunuz yoksa, yaratmak o derece kısırlaşıyor. Kendi içine dönük hale geliyor. Yani
bazı sanatçılar tabii ki beslenmek, bazı sanatçılar kendi içine dönüp çalışırken ben şahsen daha sosyalleşerek. Dışarıdan beslenerek. Evet. Çünkü sizin düşündüğünüz bir işi konuşunca diğer sanatçının katkısı olabilir. Yani bir sizin tıkandığınız bir noktada bir açılım getirebilir. Yani zaten bir söz, bir düşünce yepyeni bir boyuta taşıyabilir ya da sizin düşünceniz. Kesinlikle. Tabii doğru partneri bulursanız, partner diyeyim artık yani bu paylaştığınız kişi. Aynen. Size bir motivasyon kaynağı oluyor. Siz de onu motive etmiş olabilirsiniz. İyi oluyor yani. Özetle. Fiziksel paylaşım var. Paylaşım ve gerçek anlamda sanat atmosferinin içerisinde olmak. Bir yandan da tekrar aynı soruya geri dönmek istiyorum. Yenilik odağında demiştik. Bugün sanatçı veya sanat izleyicisi, sanatsever ya da toplum pek çok esere, pek çok müzeye gerek fiziki gerek sanal anlamda görme, ulaşma şansına sahip. Bir yandan da yenilik. Yepyeni bir şey arıyor. Sanatın olgularından, en önemli olgularından bir tanesi. Bugün aslında yenilik veya bizi şaşırtan, yeni bir heyecan uyandıran eserle karşılaşmak daha da mı zorlaştı sizlere? Zor tabii. Herkes sanatçı şimdi, herkes ressam. Sıradan şeyleri çok görüyoruz. Ben klasikle karıştırmayalım. Yani bazı çok tabii klasik eserler var müzelerde. Müze, onları kastetmiyoruz ama güncel adına yapılıp güncel olmayan iş çok var. Yani sıradanlaşma var. Çok özellikle bu teknolojinin getirisiyle beraber çok ressam oldu. Çok ressam sergi yapmaya çalışıyorlar ve bir sıradanlık söz konusu. Ama yeni işler var mı? Var. Bu anlamda gençler çok önemli. Sanatın genç olabilmesini ben şu 50'li yaşlarımda daha iyi hissediyorum. Genç zihin bambaşka bakıyor dünyaya. Bambaşka bir yaklaşımları var. Yani her şeyin zamanı var herhalde. Yeni gözler aslında. Yeniden okumak. Belki her şey aynı, sıradan ve benzer. Ama bir başka bakışla yeniden yorumlanması o yeniliğin kaynağı diyebiliriz. Bu noktada aslında yeniden o kültürler arası etkileşim, sanatçının birbiriyle etkileşimi, o yeni değerin ve farklılıkların bulunabileceği bir nokta veya durum diyebiliriz. Bir yandan da sanat eğitimi bu noktada neler sunuyor, neler sunmalı siz bugün Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültelerindeki sanat eğitimi üzerine ne dersiniz? Bir Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi resim bölümü mezunu olarak bugünse Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Köklü bir kurumdan geliyorsunuz. Gazi Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Evet. Bu programda altını çizdik ve şu anda Gazi Üniversitesi'nin bir Güzel Sanatlar Fakültesi yok. Örneğin bu bir soru işareti olabilir mi? Tabii ki isim değişikliği altında değerlendirilebilir ama Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dolu dolu ve varlığını sürdürüyor olması kurumlar için ne kadar önemli? Pratikte uygulamalarda sorunlar çözülüyor. Yani sorun çok tabii, sorunsuz bir yer olmaz. En mükemmel denilebilecek organizmada dahi sorun vardır. Sorun da aramalıdır. Çünkü oranın niteliğini artırmak için. Sanat eğitimi konusu zor bir konu. Kolay gözükse de. Çünkü bazı teknikleri öğretebilirsiniz. Biz de ki sanat eğitimi Fransız modeli aslında. Fransız modelinin temel öğesi, sanat eğitiminde neyi önceler? Yani sanat eğitiminde atölye eğitimini önceliyor. Kapalı alanda işte modle, yani özellikle reprezentasyon, yani gördüğünü yansıtma şeklinde bir temel eğitim var.
O şekilde atölyeler boyunca, yıllar boyunca biz eğitimimizi aynı devam ettiriyoruz. Yani aynı ya da farklı hoca, yani bir, tabii atölye hocası kavramı hala bazı kurum üniversitelerimizde devam ediyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Çünkü bu sınırlayıcı olabiliyor öğrenci için. Atölye değiştirmek, hatta misafir hocaları davet etmek gerekiyor. Hatta hoca olmayan derken, yani serbest çalışan sanatçıları davet etmek ve sürekli daha dinamik ve canlı bir okul anlayışında olmak gerekiyor. Mesela bizim üniversitemizde bazı sanat formları hiç yok. Yani mesela performans sanatı. Performans sanatını kitaplarda okumamıza, okutturmamıza rağmen bu dersler ancak belki seçmeli ders düzeyinde var. Video. İşte şu an dünyanın önde gelen bienallerinde videolar öne çıkarken bizde video sanatı da çok zayıf. Ben fakültede video sanat dersi de veriyorum. Yani şimdi dijital sanat. Yani gelenekten toplamamakla mı ilgili bu yeni dijitalle? Bir yandan çok teknoloji odaklı bir ülkeyiz. Hepimiz topyekun yenilik ve teknoloji odağında yaşıyoruz. Bir yandan da bu tür yeni sanat alanlarını yeterince yer bulamaması güzel sanatlar. Şimdi bu tabii çok zor bir konu. Kurumlar kendilerini zamanında yenileyemiyorlar. Evet. Şimdi ben diyorum 97-98 senesinde interaktif işler İngiltere'de yani bir defa bir görmedim. Yani hatta Almanya'da şey var, dijital eser müzesi var. Yani son derece yaygın bir üretim var ki bu da tabii müzelenebilir hale gelmiş durumda. Biz zamanında müfredatlarımızı yenileyemiyoruz. Yani bu bütün milli eğitim için de bunu konuşuyorum. Yüksek öğretim kurumları için de konuşuyorum. Geç kalınmış oluyor. Tabii bir şekilde genç sanatçılar ortaya çıkıyor ama kendi çabalarıyla kendi evet. Halen hazır değiliz diyebilir miyiz? Yoksa farklı üniversitelerde, farklı güzel sanatlar fakültelerinde buna çok önem veren birimler var mı? Yok. Yani benim bildiğim pek yok. Biz geleneksel tarzı nedense çok benimsemişiz. İşte tuval, boy, heykel deyince işte taş, çamur, alçı, şu bu. Geleneksel formları çok hem teknikleri çok benimsemiş durumdayız. Yeniye biraz şeyiz, korkulu bakıyoruz. Şimdi diyelim programa koyduk öyle bir şey. Kim verecek bu dersi? Yani dersi siz video art dersi veriyorsunuz. Öğrencilerin ilgisi ve aslında beklediğimiz dünya ile karşılaştırdığımız bu ölçekte baktığımızda ilgileri çok. Yani ben seçmeli ders olmasına rağmen bizim tabii güzel sanatlar fakültelerinde öğrenci sayımız az oluyor. Normal işte diyelim bir atıyorum sizin alanınızdaki iktisat öğrencilerine göre şey çok oluyor. Yani katılım çok oluyor. Ama bir diğer sorun da belki bahsetmek gerekirse güzel sanatlar fakültelerinin bazıları yetenek sınavıyla değil evet, ÖSS mi deniyor şimdi, ne deniyor? Genel yerleştirme puanına göre öğreniyor. Ben bunu da yanlış buluyorum. Sanat nihayetinde bir yetenek işi. Yeteneği yadsıyamayız hiçbir zaman. Her ne kadar biz eğitimle bu yeteneğe şekil versek de, mutlaka yetenek bizim için ön koşul olmalı. Yani ben bunu güzel sanatlar fakültelerinin geleceği için bir tehdit görüyorum. Şimdi öğrencilerimiz tam tersi
tersi adil bir sistem olarak görülmesi çok yanlış diyebiliriz bu noktada. Merkezi yerleştirmeye dayalı güzel sanatlar fakültesine kabulü. Pek çok yetenekli genç sanatçı adayını aslında mahrum bırakmış oluyor. Bir yandan da hocam sanatçı evet. olmak, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmak aslında sanatçı adayı dedik ama pek çok mezun var ki her birisi yolu tamamlamadan pek çok alanlarda farklılaşmış ve kariyerlerine farklı noktalarda devam etmiş veya sanatı farklı düzeylerde gerçekleştirmiş. Sizin bu yoldaki sürecinizi hem merak ediyorum hem de nedir sanatçı olarak bu potansiyeli taşımak Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu öğrencileri için? Benim şahsım üzerinde. Şahsınız üzerinde ve genel olarak yani nedir önemli nokta? Neden bazı belki pek çok çevresel sorun nedeniyle de pek çok potansiyel sanatçı adayı aslında bu yolu devam ettiremiyor? Pek çok sorun. Ben hem o var hem... Ya da motivasyon farklı etkiler bilmiyorum. Ben hem o var hem sonrası da var. Tabii Türkiye'deki şartlarımız tabii öncelikle bir gelirin olsun, düzenli bir gelirin olsun. Ekonomik kaygı, ondan sonra sanatını yaparsın şeklinde. Nitekim benim ailem de, ben Güzel Sanatlar, işte Gazi Eğitim Resim Öğretmenliği bölümüne girerken çok hoş karşılamadılar diyebilirim aslında. Oğlum işte bir mühendis ol, resmi de yaparsın gibi. Ama iyi ki bildiğim yolda devam etmişim. Hep öyle derim, yeniden dünyaya gelsem aynı yollardan geçmek isterim. Tabii eğitim alma sürecinde doğru hocayla buluşmak önemli. Doğru hoca size büyük bir motivasyon kaynağı oluyor, sizi yönlendiriyor. İşte bir diğer, yani yanlış hocanın elindeyseniz tam tersi, ya bunları bırak, böyle şeylerle, otla çöple uğraşma. Ama bunlarla beraberlikle devam edebilenleri biz bugün sanat ortamında görebiliyoruz herhalde. Yani gerek negatif değerlendiren hocaların varlığına rağmen varlık göstermek, o da özel bir durum. Sizin deneyiminiz nasıl oldu? O döneme dair özellikle uygulamak istediğiniz, hatırladığınız bir anı var mıdır öğrencilik yıllarınızda ve bu kariyer sürecinize dair? Ya var tabii ki ama tabii burada tabii bazı hocalarımızı hepsini saygıyla anmak istiyorum. Tabii kötü deneyimlerimiz de oldu eğitim sürecimizde. Sana tabii bildiğini yapmaktır. Yani ne olursa olsun bildiğinin peşinde koşmak, inandığını yapmaktır. Yani bu başka tür sanatta da uğraşan, dans da etsen aynı şeyi söylerim herhalde. Tabii bizim sanat eğitiminde bir insan bir model alıyor kendisine. Bu da tabii ki en yakındaki hoca oluyor. Hem davranışıyla hem tutumuyla. Mesela küçük bir şey anlatayım. Ben Ankara'da o zaman Zafer Çarşısı'nda bir şey vardı. Sergi Sanat Galerisi şimdi yine açıldı sanırım. Orası ben liseli yıllarda iken, lisedeyken sergilere giderdim. Soyuz sanat büyük bir bilinmezdi bizim için, benim için. Diğer izleyenlerin arkasında onların konuştuklarını dinlerdim. Belki anlayabilirim konuşulanlardan bir şey diye. Şimdi Gazi'ye şey yaptık, resim öğretmenliğini kazandık, okumaya başladık. Yine şey benim için büyük bir şey tabii. Sanat ne? Özellikle soyut sanat. Sanatı anlamak diye bir şey var çünkü. Yani birçok izleyenimiz için sanatı anlamak yine büyük bir şey. Yani büyük bir soru. Bir de aslında anlatılmak ve ifade edilmekle anlamak değil, özümsemek ve hissetmek. Gerçekten o anlamak aslında tırnak içerisinde büyük ve zamanlı bir İşte o bariyeri aşmak önemli. Evet, evet. Yani... Nasıl oldu sizde o bariyeri aşmak? Büyük sanatçılığında o bağ ne zaman kuruldu, ne zaman anladığınızı veya özümsediğinizi fark ettiniz? Yani biraz tabii kibir olacak ama bu sanatı anlamak diye bir şey aslında yokmuş. Onu yapmak varmış. Bir Gazi'de hocaların odaları
atölyeleri açılırdı. Hala da öyle. Bir hocamız resim yaparken, soyut resim yapan bir hocamız da, işte kapıdan görüyoruz, büyük bir hayranlıkla bakıyoruz. Hocamıza dedim ki, hocam biraz anlatır mısınız resminizi? Anlatılacak bir şey gibi düşünüyorum. Aslında anlatılabilir yönde var yani. Bana doğrudan dedi ki, daha çok fırın ekmek yemen lazım dedi bana. Ben birinci sınıf öğrencisiyim tabii. Ben bozuldum açıkçası. Yani ya, tabii ki zamana ihtiyacı olmakla birlikte o koşulların kişinin zihninde ne zaman şekillendiği de karşı taraf tarafından çok kolay anlaşılamıyor. Yani her öğrenci aynı değil. Evet. Yani hazır bulmuşluk farklı olabilir tabii ki. Evet, her öğrenci aynı değil. Ya ben tabii yine yanlış alalım, kibir gibi görmüyorum ama ben demekten vazgeçmiyorum. Aslında sanatçı açısından da sanatçı, ego ve kişiliği birlikteliği aslında. Bu da bu sürecin bir parçası değil çok, mi? Çok önemli. Yani egonla çok şey yapıyorsun, karşılaşıyorsun sanatta, sanat yaparken. Tabii eseri, yani bugün dahi bir eser, yani bir şey ortaya koyduğum zaman kişisel duyduğum haz her şeyden çok öte. Yani bu sergilemek benim için son nokta değil aslında. Haz anlamında. Yani bir eseriyle onu yaratma sürecinde etkileşim içinde olmak malzemeyle o bambaşka bir haz. Yani işte o hocamız beni demoralize etti. Ama belki beni tanımıyordu. Bunu ben liseli yıllarda da yaşadım aslında. Şimdi eğitimden bahsederken yetenekli öğrenciyi ayrı tutmamız lazım. Tabii diyeceksiniz ki güzel sanatlar eğitimi alan her öğrenci yetenekli mi? Değil. Yani bunu sonra da görüyoruz. Tabii yetenek açılabilir bir şey. Yani yeteneğin içine ben tutkuyu da koyuyorum aslında. Yani devam ettirmek. Birçok el becerisinden bahsetmiyoruz aslında. Düşünsel bir kavrama durumunda. Tabii tabii. Hem düşünsel bir durum bu yetenek dediğim, hem sezgisel bir durum, hem bir tutku. Yani birçok arkadaşımız oradaki aldığı eğitimde kalıyor orada. İşte resim öğretmeni oluyor. Onu küçümsemek için söylemiyorum ama resim öğretmeni olmasına rağmen sanatla ilgisini tamamen koparıyor. Yani resim öğretmenlerinden mi bahsediyorsunuz? Bu aslında var. Evet. İngilizce bilmeyen İngilizce öğretmenleri de var. Yani yanında bunun teorisinin dışında uygulamak ve yapmak aslında sürecin doğal bir parçası. Bir ameliyat yapmayan doktor gibi ya da operatör. Tabii yani gibi. Şimdi yapmak, bir şeyi meydana getirmek çok önemli. Yani aynı sizin verdiğiniz örnekteki gibi, işte yemek yapmayı bilmeyen şey, yemek yapmayan bir aşçı. Yani bizim işimizin neredeyse yarısı pratikten oluşuyor. Bir yarısı, diğer yarısının içine eğitimi, düşünceyi vesaire koyarsak her gün yaratması gerekiyor sanatçının. Her gün. Ben bu bakımdan biraz eksiğim. Her gün tabii okuldaki başka bir biçim daha var aslında. Tabii. Türkiye'de sanatçıyı aslında pür bir şekilde sanat yapmaktan alıkoyan da bir sosyal, ekonomik koşullar ve çevre var. Her gün dediniz ama ben o noktada hocam bilmiyorum nasıl düşünürsünüz. Yani aslında sanat bir mesai veya iş yapma süreci değil. Evet, yapmak ama belki durmak, beklemek veya beslenmek, yani yapmadığınız zamanları yapacaklarınız için bir kaynak olarak görmek, buna nasıl bakarsınız? Veya sizdeki etkisi bu süreci sanat yapmadığınız, elinize malzemeyi almadığınız nokta ve sonrasında ortaya çıkan, sizi şaşırtan noktalar var mı? Şimdi doğru, ben aslında hayatımda yani birçok yani hepimizin değişik sorumlulukları var işte. Ailemiz var. Her ne kadar güzel sanat alt fakültesinde çalışsak da başka türlü bürokratik sorumluluklarımız var. Toplantı oluyor, işte ne bileyim işte şu oluyor, bu oluyor. Bu sizi zamanla motivasyonunuzdan uzaklaştırıyor. Ama hiç bu deneyimi yaşamadım ama tam motive olsam herhalde her gün yaparım diye düşünüyorum. Ama tabii şu noktaya da geliyor insan bazen.
bir tükenmişlik durumuna da gelebilir. Şimdi eğer siz yeterince kendinizi beslemezseniz, fikren, işte okuyarak, izleyerek bir tekrar içine de düşebilirsiniz. Bu tehlike de var. Ama çok tipik bir örnek olacak belki. Picasso'nun eserlerine öyle bir istatistik okumuştum. Hayatında her güne 3 çalışma düşüyor diye Picasso'nun hayatında. Tabii Picasso sıra dışı bir sanatçı ama diğer taraftan da iyi bir örnek. Ve her gün çalışma meselesi... Nasıl çalıştığını da bağlantı her gün. Aynı şeyi yapmak evet. Yerine nasıl farklılaştırdığınız o çalışma sürecini ve o hız ve değişim sürecini deneyimleyebilmek belki. Tabii fabrika gibi tekrar içine düşüp de her gün çalışıyorsanız bunun bir önemi yok. Ama her gün bir yaratıcı deneyim yaşıyorsanız bu önemli bence. Yani bu kıymetli. Bir atölyeniz, biraz serginin başından beri konuştuğumuz işte çeşitli motivasyon kaynaklarınız, paylaşım ortamlarınız varsa sürekli beslenirsiniz. Sürekli yaratabilirsiniz. Yani müzisyenler de böyle. Her gün her gün demesek de işte şey yapmazlarsa, enstrümanlarından uzak kalırlarsa evet. Sosyalimlerde tüm alanı bir atölye, bir laboratuvar olarak görüyoruz. Aynı şekilde aslında atölyesinde kendi malzemesiyle çalıştığı nesneyle baş başa kalmamasına rağmen sanatçı içerisinde yaşadığı alan, yaşadığı veya deneyimlediği her şey bir veri ve sonrasına aktarılabilecek bir detay olarak düşünülebilir belki diye düşünüyorum. Ben de bu yuvarlak formlar içerisindeyken aslında hem de sergiye geri dönmek adına sizin eserlerinizde de gördüğünüz yuvarlak form ve burada Remirana Allen, Hint asıllı ve İngiliz vatandaşı bir sanatçı. Onun eserleri de bir yuvarlak temasını görüyoruz. Bunun içerisindeyiz. Bugün siz bu temayı kendi eserlerinizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden bu çalışmalar için bu formu seçtiniz? Burada özel bir anlam var mı diye sormak istiyorum. 2002 yılında sanat yeterlik çalışmamı yaparken yuvarlak forma ilgim artmıştı. Biraz popüler bilim kitaplarını da işte astronomi ile ilgili popüler bilim kitaplarını okuyordum. O zamanlarda ve kendimce de yuvarlığı doğurgan, bu tabi klişe bir şey oldu, doğurgan demek. Doğanın başat formlarından, aslında en başat form olarak görmüştüm. O zaman yuvarlak formda iş çok üretmiştim. Bir de kendi içinde çeşitlenme, yani bu arkadaki İşimden kasıtla söylüyorum. Hem doğa benzer formları tekrar tekrar doğururken kendi içinde de çeşitlilik arz ediyor. O zamanlarda böyle bir yaratma şeyi içine, bir düşünsel süreci içine girmiştim. O zamandan bir çalışma. Yuvarlığa hala saygım büyük. Yani bu konu geniş bir konu. Yani sanatçı doğadan etkileniyor klişesini tekrar söyleyeceğim. Ama doğadan kültürden değerlerden belki aynı zamanda evrensel ve bütünsel bir olguysa içine barındırıyor değil mi bu form? Ne dersiniz? Yani biyolojiden bahsettiniz, astronomiden bahsettiniz ve o hem doğrudan hem kapalı hem genişleyebilen aynen. Benim köşesiz bir form aslında. Yani köşesizlik bir anda sınırsızlık ve esneklik ne getiriyor? Devingenlik getiriyor. Hem küresel hem dairesel formlar. İşte her bütün formlar, birçok o zamanlar şeyim vardı. Doğanın başat olmasıyla ilgili fikrim vardı. Doğada bir nesneyi veya bir zerreciyi
kendi başına bırakırsanız yuvarlaklaşıyor diye bir hipotezim vardı. Şimdi tabii yuvarlak pek yapmıyorum. Şimdiki çalışmalarım daha yüzeysel, tuval üzerine yaptığım işler veya kağıtla yaptığım işler daha yüzeysel. Yuvarlığa hayranlığım devam ediyor. Tekrar geçenlerde buna benzer başka bir çalışmama fotoğrafına rast geldim. O da parlak simlerden yuvarlak içinde bir şeydi. Adı lirik leke olan bir çalışmaydı. Bunlardan neden tekrar yapmıyorum diye bir şey yaptım kendi kendime. Evet. Bir yandan da malzeme, geleneksel malzemeden bahsettik. Heykel için taş vesaire, onun dışında resimde kullandığınız boya tuval ilişkisi ya da yüzey ilişkisi. Sizin çalışmalarınızda da görüyoruz, kağıt da buna imkan tanıyan, tekrar kültürler arası etkileşime dönecek olursak, kağıt formunun bu esneklik ve alternatif olanakları hakkında bir kağıt sanatçısı olarak ne dersiniz? Kağıt çok eski bir şey, malzeme gereç. Papirüs kağıdı kadar eski, tabi Mısır'a dayanıyor geçmişe. Ve zaman içinde zenginleşti bir gereç olarak. Günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Yani ambalajdan, ne bileyim yine basılı matbaacılıkta, yani giyim sektöründe, endüstrinin birçok alanında kullanılıyor. Bu derece uzun ömürlü bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani şey, aklıma petrol geldi. Petrolün sonu gelecek gibi bir şeyler var. Yani bu elektrikli araba çıktıktan. Tarihi zamana yayılan zaman ve değişiklik gösteren uzun soluklu izleyebileceğiniz bir malzeme. Kağıt dayanıklı, uzun yıllar kalabiliyor iyi şartlarda saklandığında. Organik bir şey, dönüşümlü biliyorsunuz. Dönüşüm tekrar kağıt olabiliyor. Malzeme olarak, sanatsal bir malzeme olarak ifadeyi güçlendirmede sizin için ya da kağıtla bütünleşmek neden önemli? Çok zengin olduğu için ben belki bir sıcaklık duydum. Şimdi ben malzemenin ruhuna inanan bir şey, yani bir sanatçıyım. Her malzemenin bir şeyi var. Yani kullanımından öte bir şeyi var, ruhu var. Yani onunla iletişime geçiyor. Bir türlü gereçle iletişime geçerek yaratıyorsun. Onun sınırlarını zorluyorsun. Nitekim ben de çalışmalarımda kağıdın sınırlarını her türlü zorlamışımdır. Tabii bu çok genel bir şey söylem. İşte kıvırmak, katlamak, onu hamur haline getirmek, onu evet yani bir dramatik hale sokmak, buruşturarak, işte yırtarak. Sadece ben değil, bütün sanatçılar bu bahsettiğim aslında teknikleri kullanıyorlar ama her sanatçının da kendine has şeyi var. Ama tabii benim kağıt yaparken işin zanaat tarafına kaçmamaya çalışıyorum. Yani sadece bir el becerisi sunumundan kaçınmaya çalışıyorum. Daha çağdaş ne demekse, çağdaş anlamda... Bugüne kadar getirdiğimiz tüm değerlerin üzerine ekleyebildiğimiz bugün çerçevesine bakmak diyebilir miyiz? Çağdaşı nasıl tanımlarsınız? O da önemli tabii ki. Bugün... Soru benden. cevap soruyu doğru. Çağdaşı tanımlamak gerçekten çok zor. Yani şudur diyemeyeceğim. Ama herhalde bulunduğum an ve zamanı iyi koklamak, iyi gözlemek her anlamda. Yani düşünsel, siyasi, teknolojik,
Tam olduğun yerde olmak herhalde çağdaşlık. Sanat tarihinde de çağdaşlık konusu, mesela avantgard, dün avantgardla ilgili bir şeyler okuyordum. Aslında sevilmeyen de bir şey bir taraftan. Çağdaş olmak ya da avantgard olmak. Evet, biraz karşıya çıkma aslında. Tabii, yani okuduğum kitapta Monet'in Kırda Öğle Yemeği tablosu var, hatırlarsınız. Ondan, onun ne kadar tepki aldığından zamanına göre bahsediliyordu. Ama bu Monet'in bu çalışması bütün kuralları yıkan yeni bir dönemin açılışı aslında. Sanat yeni olmak zorunda. Çağdaş sanat. Bir ekleme yapayım. Gelenekselleşen çağdaş sanat diye bir şey kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmaz tabii, kendi içinde bir çelişki var mı diye bu cümle. Ama tabii geleneksel sanatlar diye de bir şey var. Yani o da yadsınamaz. Değerlerden ve sanat çağdaş sanat olabilir ya da oraya atıfta bulunan tabii ki bu gelenek kavramı ile ona dönmek olabilir. Olabilir. Yani bu avantgard diyor aslında. Evet. Afrika sanatının etkisi çok fazla. Yani şeyde avantgardın içinde. Nitekim Gauguin'in resimleri, işte dans eden kadınlar, işte Picasso'nun Avignonlu kadınlar hep Afrika sanatına etkilenmeler gösteriyorlar. Yani o anlamda gelenekle bağ kopmayabilir, kopabilir de. Yani öyle bir genellemeler yapamayız. Ama tabii geleneği kullanan çağdaş sanatçı da olabilir. Yani öyle bir şey video sanatı için de geçerli, performans için de geçerli. Bütün türler için geçerli aslında. Yaklaşımdan ziyade değil mi? Çağdaş sanatın konusu olabilmekle birlikte geleneksel yaklaşımdan uzaklaşmak da çağdaş sanat diyebilir miyiz? Yani zor bir durum. Yani sanatçı özelinde değerlendirmek lazım. Geleneksellik de kendi başına konu olabilir. Geleneği yadsıyamayız. Hiç, yani bir hayatın bütün alanında gelenekten kopmak diye bir şey söz konusu olamaz. Gelenek yapıla gelen demek aslında. Önceden bilinen değerler silsilesi anlamına geliyor. Ama bir taraftan da karşı duruşla ancak yenilenme mümkün. Dinamik bir süreç aslında, birbirini besleyen, büyüten ve bunun içerisindeki kırılmalar tabii ki asıl önemli ve süreç. Tabii bazı kırılma noktaları var sanat tarihinde. Yani dönüm noktaları ya da kırılmalar diyelim. Sanat o sayede kendini yeniliyor, yani çağdaş sanat. Yoksa bir teviye sıradanlaşır her şey. Evet, aslında yaşamın pek çok düzeni içerisinde, düzen içerisinde sanat orada sıra dışı bir ses verme süreci, insanın kendi varoluşunu ortaya koyma süreci olarak görülebilir. Belki onun için sanat içerisinde bu özellikle yenilikçi yaklaşım vardı, var olmaya devam edecek. Bu da aslında sanatın kendi geleneği veya kuralı çekirdeği diyebiliriz belki. Evet. Hocam ben çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Gerçekten çok değerliydi. Gerek geçmişten bugüne Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne gerçekleşen sergilerde katıldığınız ve bugün burada çalışmanızla var oluşunuz. Ben sergiyi 21 Aralık 2021'e kadar ziyaret edilebileceği bilgisini vermek istiyorum. Sanat toplum ilişkisinde önemli gördüğümüz ve üniversitelerin misyonu çerçevesinde bunu sağlamada bu İşletme Fakültesi çerçevesinde gerçekleşmiş. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından değil, İşletme Fakültesi tarafından gerçekleşmiş bir yeni değer yaratma çalışması olarak düşünülebilir sanatla etkileşim projeleri. Diliyorum ki bu izolasyon projesi serisi, sergileri 3. aşaması
aşamasında, bir sonraki aşamasında farklı mekanlarda daha sağlıklı, daha iyi koşullarda buluşur, bir araya getirir daha fazla sayıda sanatçıyı, daha farklı ortamlarda. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Özgür Hocam, ben de çok memnun oldum bu sohbetten. Beni davetlediğiniz için çok memnun oldum. Etkileşim çok önemli. Özellikle pandemi sürecinden sonra bu etkileşimlere devam etmek, çalışmalarınız, sergileriniz çok değerli. Teşekkür ediyorum ben de. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.